Merhaba arkadaşlar, konumuz ismi mübhem tam, el ismül tamu kapalı tam isim. Buradaki e, tam sıfatı arkadaşlar, e, kapalılığın sıfatı değil, ismin sıfatıdır. Yani tam kapalı isim, isim değil de kapalı tam isim. Yani burada kapalılık tam değil, isim tam. Yani onu demek istiyorum. Manasında kapalılık bulunan bir isim arkadaşlar yani. Bir isim düşünün ki manasında kapalılık var. Yani siz o ismi duyduğunuzda e, net olarak o ismin ne dendiğini anlayamıyorsunuz. İşte buna müphem isim deniyor. Bir bu kapalılık temyizi tarafından açıklanır. Bu kapalılık o ismin diyelim şuraya. E, o ismin temyizi tarafından açıklanır. Bu yüzden İsmim hem tama açıklanan meyyez de denir. Temyizin açıkladığına mümeyyiz deniyor. Yani bu mü, ismin hem tamın anlamını da kapalılığını da bir temiz açıkladığı için dolayısıyla ismi pemdan da açıklanan anlamında mümeyyiz adını da alabilmektedir. Şimdi ismi hem tam daha ziyade miktar isimlerinde, ağırlık ölçülerinde, alan birimlerinde ve uzunluk birimlerinde bir de sayı isimlerinde bulunur. Tamam. Demek ki isim pemi tam daha ziyade genel olarak miktar bildiren isimlerde, ağırlık ölçülerinde, alan ve uzunluk birimlerinde ve sayı isimlerinde bulunuyormuş i̇sim müphem tam amil olarak. Kendisi amildir yani. Bu bir amil. Amili kıyasiden. Nekre olan ismi yani temyizini nasip eder. Hani kendisinden sonra onun anlamını açıklayan bir temiz vardı ya. İşte o temyizi nasip eden bu ismi müphem tam. Amil yani kendisi. Dolayısıyla temyizi de mamul oluyor. Kendisi temyiz üzerinde nasıl bir şekilde amel ederken temyiz de kendisine kapalı gider. Evet. Temyiz İsmi müphem tamdaki kapalılığı gideriyor. İsmi müphem tam da temyizi nasip ediyor. Yani karşılıklı olarak birbirlerine yardımcı oluyorlar. Şimdi isim müphem tam deyince bu tamlık ne demek yani? Bunu bir izah etmek lazım. Hani müphem olduğunu anladık. Müphem kapalıymış onu anladık da tam ne? Değil mi arkadaşlar? Buna biraz bakalım isterseniz. Tam olması demek muhterem Müslümanlar temyizine muzaf olmaması demek. Bak dikkat et. Devamında bir temyizi vardı ya. O temyize muzaf olmamasına tam diyoruz. Muzaf olmaması yani tamlığını tarif ederken olumsuz bir şekilde tarif ediyoruz. Yani muzaf olmaması. Peki neye? Kendinden sonraki temyize muzaf olmazsa o zaman tam oluyor. Muzaf olursa tamlıktan kurtulur. Tamlıktan kurtulur demeyelim de tamlığını kaybeder diyelim. Yani muzaf olmayınca tam oluyor. Zaten muzafın ileyh muzafı ne yapardı? Tamlardı değil mi? Tamlardı. Ha bu ismin muzafın bu isim muzafın ileyh e, temyizini muzafı ileyh almıyor. Yani temyizi bunu tamlayamı tamlayamıyor. Zaten tamlama tamlanacak tamlanmasına gerek yok. Çünkü kendisi tam zaten. Temizine muzaf olabilseydi tam olamazdı. Temizine muzaf olduğu zaman müphemliği devam eder. Ha yani temizine muzaf olduğu zaman müphem isim yine yine müphem isim ama tam isim değil. Ancak, ancak tam olmadığı için temizini nasip edemez. İsim müphemin tamının tam olması beş şey ile arkadaşlar tamam mı? Tam oluşu beş şey ile. Bu tamlık kendinden kaynaklanabilir kendisindendir yani bir nefsi kendisinden. Bu şekilde tamlık nerede bulunuyor? Zamirlerde ve işaret isimlerinde bulunuyor. Zamirlerinde ve işaret isimlerinde bulunur. Yani kendisinden kaynanan tamlık. Çünkü zamir ve işaret isimleri esasen zaten muzaf olmazlar yani. Zamirler ve işaret isimleri zaten hiçbir şeye muzaf olmazlar. Sadece muzafı olup tamlayabilirler. Kendileri zaten tamdır. Tamlanmaya ihtiyaçları yok. Muzaf olamadıkları için de kendiliklerinden tam olmuş yani temizlerine muzaf olmamış olurlar. Rubbehu veleden misaline bakalım şimdi. Şimdi Rubbe'nin manası ne çok demek. Rubbe'nin manası ne çok. Rubbehu o kişi ne çok. Şimdi buradaki bu hu zamirine bakıyoruz. Buradaki ismi müpemtam işte hu zamiridir. Zamir bir isimdir aynı zamanda. İşte burada müpemtam neymiş? Hu zamiriymiş. Bakın hu zamiri muzaf olmamış burada bakın. Devamındaki vele dene muzaf olmamış değil mi? Ha muzaf olmadığı için tamdır işte. Kapalılık var mı peki rubbehu deyince? Evet var kapalılık yani rubbehu o çoktur. Ne yönden çoktur değil mi? Yani o o kişi diyoruz. O kişi de değil. O çok. Onun neyi çok değil mi? Kapalılık var. Evet buradaki zamir işte tam müpem isimdir devamındaki veleden onun temyizidir. Temyizine muzaf olmamış dediğimiz gibi ve manasına kapalılık var. Temyiz onun kapalılığını gideriyor. Veleden çocuk bakımından çok. Yani çocuğu çok. Onun çok çocuğu var demek yani. Cümleyi tahlil edecek olursak rubbe harfi cerdir. Rubbe harfi cer. Ondan sonra hu zamiri ismi hem tamdır, amildir. Tam olması yani temizine muzaf olmaması kendiliğinden kaynaklanır. Yani temizine muzaf, temizine niye muzaf değil? Çünkü zaten kendisi öyle. Yani zamir kendiliğinden muzaf olmaz yani. Zamir hiç muzaf olmaz zaten. Ee, Hu'nun temizi yani açıklayanı ise nedir arkadaşlar? Veleden kelimesi temizidir. Veleden. Veleden kelimesidir. Hu zamiri mecrur muttasıldır. Mahallen mecudun Niçin mecrur? Çünkü muzafileh burada. Bu sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci misalimiz de işaret isimine misaldir. Bu bir ayet arkadaşlar. Ve emmellezine keferu feyegulune mâdâ eradallâhu bihâdâ. İnkar edenler e, Allah bununla ne demek istedi derler diye bir ayet arkadaşlar. Burada şimdi hemen bihada'ya bakıyoruz. Bihada. Ha da burada nedir? İşaret ismidir. Ee, bir bir kere müphemdir yani bu. Allah bununla ne demek istedi? Şimdi bu e, bunda bir kapalılık var yani bu kelimesinde hazırda bir kapalılık var. Bu mü, bir kere müphemdir yani. Bu müphemdir anladık. Ve tamdır tamlığı da yani devamındaki metelen temyizine muzaf olmaması sebebiyledir. Muzaf değildir. Hem e, o, dolayısıyla Hazretin e, tam ve müphem isim olduğunu anladık. Peki onun hazanın e, kapalılığını mü, e, müphemliğini gideren mesela kelimesi ona da temiz diyoruz. Temiz mansuptu etmiş Haza bu temiz'i nasbetmiştir. Temiz de haza'daki kapalılığı gidermiştir. Yani mesel olarak yani misal olarak anlamındaymış. Demek ki haza'nın manası neymiş? Misal olarak. Evet burada eee tüv tahlilinde burada yazıyoruz haza'dır. Tam olması yani temiz'ine muzaf olması kendiliğindendir temyizi meselen kelimesidir. Temyizini nasip etmiştir. Böylece işaret içindeki kapalılığı meselen temyizi gidermiştir. Tamamdır. Tenvin ile tam olur. Ve temyizini nasip eder. Evet. Şimdi birinci dedik ki ilk olarak tamlığı kendinden kaynaklanır dedik. Beş şeyle tam olur dedik. Az önce dedik ki. Tam olması beş şey iledir dedik. Tam olması beş şey iledir dedik. Şimdi birinciyi gördük. Tamlığı kendine kaynaklıyor. Bunlar da zamirler ve işaret isimleriydi. Şimdi ikinci olarak tamlığı e, tenvin ile olur. İki. Tamlığı tenvin ile olur. İkiye A diyelim. Tenvin lafzen görünebilir. Tam yani tamlığı nasıl oluyormuş? Tenvin ile oluyor. Sonundaki tenvin ile. Bakalım şimdi buna misal. İştereytu ritlen zeytunen. Bir rıtıl zeytin aldım. Rıtıl. Rıtıl, bir rıtıl 450 gram. Yani ağırlık ölçüsü. Ağırlık ölçü zaten müphem kapalı isimler ağırlık ölçülerinde olur dedik ki hatırlarsanız başta. Bu da işte onlardan birisi. Ve temiz var. Bak temiz olduğu için bu tamdır yani. E, temizi var yani muzaf olmuyor şu zeytin kelimesine. Baş e, sonunda ritlen diye temiz, temin olduğu için zeytin kelimesine ne olmuyor? Demek ki muzaf olmuyor bak. O yüzden de tamdır işte. Kapalılık var mı? Var. Çünkü bir rıtıl 450 gram, gram ne ama? Yani 450 gramın içeriği ne? Tamam bu. Bunun açıklamaya ihtiyacı var. Bu nedenle kapalı, müphem ve tam. Tam oluşunu izah ettim. Ağırlık bilinen bir e, kapalı isim. Ve böylece de ne yapıyor? E, rıt, zeytin tarafından kapalılığı giderilmiş ve o da ne yapıyor? Zeytini nasip ediyor. Bu kadar. Eşim pemtam tam rıtır Aş, ağırlık ifadeleri tanrılık sonundaki temizden kaynakları. Onu açıklayan bir dakika. Sondaki temizliği de tembinden olacak ya. Onu açıklayan ve temiz olarak mansup olan kelimesi zeytunen kelimesidir. Tamamdır bu kadar. Üstteki misalde temizin muzafileh olarak mecbur olması da caizdir arkadaşlar. Bakın şimdi. İşte raytu satın aldığım rütle zeytunin. Şimdi rıtle kelimesi ne oldu? Temizine muzaf oldu mu? Oldu. Ha, bu sefer tamlığı gitti. Tamlığını kaybettiği için ne yapamaz? E, temizini nasip edemez buradaki gibi. Tamam mı? Burada rıtle muzaf olmuş artık temizine. Temizine muzaf olunca tamlık gider. Te zeytunin muzafı ne olduğu için mecbur. Bu sefer ne yapamıyor? Demek ki amil olamıyor. Yani nasip edemiyor. Lafzen nasip edemiyor. Burada yine aslında yine amil pardon. Yine amil ama e, mahallen mensup burada. Bu durumda ismi tam tamamladan çıkar ve sadece ismi fem olur. Çünkü temizine muzaf olabilmiştir. Pekala. Şimdi tenvin e, lafzen görünebilir dedik az önce. İki, tenvin takdiren görünebilir. B diyoruz buna. Yani tenvin var ama e, biz onu göremiyoruz yani. Var olduğu kabul ediliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım hemen şimdi buna biz. indi mitqalu zeheb mesagilü Ben Bende yüklü miktarda altın var. Mithgalin çoğu mesagildir. Burada ismi tam mesagil kelimesidir. Tam olması temin sebebiyle ama temin lafzın görünmez. Çünkü kelime gayrı musariftir. Mefail <laughs> vezninde siga müntehel cumu denilen yani son çoğul kipi olduğundan biz buna gayrı gayrimusarif diyoruz. Gayrı de temin almazlar. Temin takdiren bulunur. Yani burada teminin görünmesine bir mani'a vardır. Nedir o mani'a? Bu ismin gayrimusarif olmasıdır. Dolayısıyla burada temin var ama göremiyoruz. İşte temin olduğu için bu da muzaf olamıyor. Muzaf olamadığı için tam oluyor. Manası da ağırlık bildirdiği için kapalılık var. Yani tam ve müphemliği anladık. Devamındaki de hep kelimesi de altındır. Ne yapıyor o da? Metagili açıklıyor. Ve metagil kelimesi onu temiz olarak nasip etmiştir. Böyle mansuptur. Nasip alameti fethadır. Bu örnekteki ismi pem tam muzafi, temizi muzafi ile yaparız. Bu durumda temiz muzafi ile olur. İsmi pemtan tam tam çıkar ve temizini nasip edemez. Endi metaqil ve zehebin görüldüğü gibi ismi pem tam tam da lafzen bir değişiklik olmadı çünkü gayrı Yani şunu demek istiyor. Burada da ötre var, burada da ötre var. İkisinde de ötre var. Lafzen değişiklik olmadı. Ama burada muzaf değil. Burada muzaf değil, burada muzaf. Fark var aralarında yani. Tenvinin takdirin bulunduğuna bir diğer misal de 11-19 arasının sayılardaki e, on, e, evet 11-19 arası sayılardır. Yani bunlara biz ne diyoruz? E, mürekkep sayılar diyoruz. Bunlarda da temin takdirendir Yani lafzı görünmez. Evet. Bunlarda örneğin e eh, hadi aşara ismi müphem tam e eh, hadi aşara sayısı arkadaşlar. Bir kere müphem olduğunu görüyorsunuz zaten. Hadi eh, aşara müpemdir Çünkü sayı yani içeriğin ne olduğunu anlayamıyoruz. Tam olması takdiri bir temin yani burada aslında ehaden aşeran diye temin var ama burada göremiyoruz o temini, takdiri. Çünkü lafzen temin görünmez burada. Ee, yani teminin görülmemesinin sebebi de 11-19 arası sayıların fetha üzerine biniyor olmalarından dolayı görünmüyor. Temin takdiren bulunur. Temiz racülen kelimesi. Takdiren temin var. Dolayısıyla racülen muzaf olamıyor. Bu yüzden hem müpem hem tamdır. Racülen de onun temizdir ve ne yapıyor? Onu açıklıyor arkadaşlar. Şimdi tam olmasının ikincisini gördük. Teminle, teminle olur dedik. E, temini de ya lafsen olur dedik ya da takdiren olur dedik az önce. Şimdi değerli arkadaşlar üçüncü olarak tam oluşunu görüyoruz. Tam olması yani temizine muzaf olması tesniye sebebiyle olan ismi tam. Tamlığı tesniye olan. Bakalım hemen değerli arkadaşlar. İhtereyti kana gıntarayni aselen. Evet burada da gıntarayn yine gıntar. Bu da ağırlık ağırlık ifade eden bir kelimedir arkadaşlar. Ağırlık ifade ediyor. Ve dolayısıyla müpem yani. Müpem olduğu tamam anladık. Ağırlık ifade ettiği için müpem. Ve bir de nedir? E, tamdır. Nasıl tam? Temizine muzaf olmamış. Yani asel kelimesine muzaf olmamış. Bu yüzden tam oluyor. Ve pe, buradaki tamlığı sağlayan da tenmin. Yani tesniye e, ee, nunu. Şunun var ya o. Zaten muzaf olsa tunun düşer. Heh, nunu durduğuna göre muzaf olmamış ve tamlığını devam ettiriyor. Ve e, aselen nedir? Temizdir. Onu nasip etmiş. Gördüğünüz gibi nasip alamet fethadır. İsim hem tam e, gıntarayın kelimesidir. Teşniye nunu ile tam olmuştur. Aselen kelimesi ondaki kapalığı gidermiştir. Tamamdır arkadaşlar. Bu misaldeki gıntarayın kelimesini e, temizine muzaf yaptığımız zaman ne olur? Tamlığı gider ve temizini nasp edemez tabii ki. İşte reyti asilin. Bu da doğru bir cümle. E, muzaf olduğu için temin e, tesniye nunu gitti ve tamlığını kaybetti. E, temizini nasp edemiyor arkadaşlar. Tamlığı Cem Zekir Salim nununa benzeyen nun ile benzeyen nun ile diyelim şuraya arkadaşlar. Cem müzeki salimi e benzeyen nun ile tam olan Evet. Cem müzeki salimine benzeyen nun. Cem müzeki salim nununa benzeyen nun arkadaşlar. Cem müzeki salim nununa benzeyen nun. ile tam olan ismin pem tam dedik. Bu da değerli kardeşlerim şeydir. Ee, bunu şuraya yazalım. Ukut sayılar. Ukut ne demek yani? Şöyle diyelim. Onun hatları. Yani işirune başlıyor. İşirune dan tisuneye kadar. Cekum işirune dilimizden size 20 öğrenci geldi. Burada ne işte ukut dediğimiz sayılardan yani onun katlarındandır. Ve ne kelimesinin sonundaki bu bir kere cem müzekir salim'e benziyor. Şebihun bir cem müzekir salim. cem salim'e benziyor. Nasıl benziyor? Müslimune ne Sonu da vavnun var. Ama e, onun gibi çoğul değil. Yani 20 demek yani bu 20. Çoğul değil, cemi değil ama benziyor. Ya şeklen benzediği için işte buradaki nun da onu tam yapıyor. Yani muzaf olmasına mani oluyor. Ve muzaf olmasına mani olduğu için tam oluyor. Sayı olduğu için de müphem oluyor. Kapalı. E, ne yapıyor? Ondaki kapalı oluyor. gideriyor işte böylece. Heh. Ve bu da yine ismi müphem tam işrune. Bakalım tahliline. İsim müphem tam işrune kelimesi. cem yanına benzeyen bir ile tam olmuştur. Ondaki kapalı gideren temiz tilmizdir ismi Femsal onu nasip etmiştir. Ukut adı verilen 20-90 arası sayıların sondaki nun'a cem nun'a benzeyen nun denir. Çünkü bu sayılar cem Zekir salim değildir. Olabilmeleri için müfretlerin sonuna cem Zekir salim nun getirmeleri gerekir. Sadece sonlarındaki nun cem Zekir salim nun'a benzer. Evet tamam söyledim az önce bunu. Tamlığın beşincisi ve sonuncusuna geldik arkadaşlar. Hani isim-i 5 beş yere tam oluyordu ya. izafetle tam olur. Hemen burada diyeceksiniz ki ya hani muzaf olmuyordu? Değil arkadaşlar buradaki muzaf olması olmaması temyizineydi. Kendi temyizine. Ama burada muzaf olması başka bir kelime. Değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Felen yukbele min ehadihim mil'ül arzı zeheben. Burada mil'ü var. Ağırlık bildirir yani. Dolusu demek. Dolusunca. Dünya dolusunca zeheb. Zeheb de temiz burada. Mil'ü ne olmuş? el arz kelimesine muzaf olmuş. Temizine değil bak. Arz kelimesine başka bir kelime muzaaf olmuş. Mil'u. Dolayısıyla burada nedir o? Şu anda tamdır yani. Temize, kendi temizine değil başka bir kelime muzaaf olduğu için tamdır. Kendi temizine muzaaf olsaydı tamlığı kaybolur. Temizine zaten nasip edemezdi. Ama şu anda nasip ediyor temizini. Zeheben kelimesini nasip ediyor. Dolayısıyla burada da tamlığı devam ediyor. Yani El ardı kelimesine muzaaf olduğu için tam olmuş. İsmi hem tam. Buradaki tam hem isim e, mil milu kelimesi. Miktar bildirdiği için müphemdir. Temizine değil başka bir isim kelime muzaaf olarak tam olmuştur. Temizi heben kelimesidir. Evet. Böylece ismi hem tam oluşu yani temizine muzaf olmayışının 5 bölümünü görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi de sıra geldi. Nedir bu ismi pemtamlar? Bunları görelim şimdi. Bunun kısımlarını bir. İsmi pemtamların birincisi sayılardır değerli arkadaşlar. Muhterem arkadaşlar. Bir. Şimdi bu sayıları bir tahlil edelim güzelce bir şöyle bir. Bir kere bir ve iki sayısını temizi yani arkadaşlar hani bir sayılar malum hem ya bunun temizi yok arkadaşlar. Bu şeyler sıfat olarak bulunurlar yani. Kendileri sıfat zaten. Kendileri sıfat olduğu için bunların temizi açıklayıcısı yok. Bak yevmün vahidun vahidun sıfat senetun vahidetun vahidetun sıfat. Yevman ithnani sa'atan Burada vahidun, vahide, ithnan ithneten, kendinden önceki kelimenin sıfatı. Dolayısıyla sıfat mevzuf alakası var aralarında. Tamam Yani bir ve ikinin temizi yoktur. Bak dikkat et. Üç ile on arası sayıların yani bunlara müfret sayılar diyoruz malumunuz. Temizi cemi mecrub olurlar. Bu sayılar temize muzaf olarak gelirler. Dikkat ediniz lütfen. Demek ki bunların temizi cemi ve mecrubmuş. Ve bunlar da temize muzaf olarak geliyor. Yani burada izafet terkibi var. Şurada sıfat terkibi vardı. Burada izafet terkibi var. Mesela telâfe tükütübin telâfü sâatin. Temizine bak. Biz burada temizli uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Tamam mı? Sayının cinsiyetine değil. Kütüp cemi Saat, cemi ve mecur gördüğünüz gibi ve muzaf ile ihtir. 11-19 arası sayılar ki bunlara ne diyoruz? Sayılar bunlara atıflı sayı denir. Yazalım şuraya. Temizi, müfret ve mansup değerli arkadaşlar. Hamsüdün ve eşrune amen. Burada bakın amen kelimesi. Müfret ve mansup. Sene demek, yıl demek yani. Arada vav var. Bakın bu vav da atıf harfi. Işte. Bu sayı atıflı sayı deniyor. Yüz bin ve katların temizi müfrete ve olur. Yine burada da izafet terkibi var. Evet. Mi etü yevmin elfü senetin mi etâ şehrin elfâ sa'atin ve alâfu raculin. Tam müphem isimlerin ikincisi miktar ifade eden kelimelerde miktar. Miktar da bunda A, B, C diye üç ayırıyoruz. Mesafe ifade edenler. Şibrün er, şibr Erdan bir toprak, bir karış toprak. Dunumen züraten, bir dönüm mısır, dunum dönüm. Burada dönüm, bunlar ne bildiriyor? Alan bildiriyor, alan, mesaha. Mesaha, mesafe değil, mesaha. Ondan sonra ölçü, miktar bildirenler, ölçü. kafiz, bir ölçek. Burran, bir ölçek buğday. Milagatun agatün devaen, bir kaşık ilaç. Bakın bunlar da ne bildiriyor? Ölçü, miktar, ölçek, bildiriyor. Ağırlık bildirenler e, menevan, meneveyni aselen meneveyn mene, e, bu da ölçek bildiren bir kelimedir. İki ölçek bal kuben asiran bir bardak meyve suyu kuben Bunlar da ne bildiriyor? Ağırlık bildiriyor bakın. iki ölçek bir bardak ağırlık bildiriyor. Demek ki bir sayılar, iki miktar ifade edenler. Bunu da üç bölümde, bölümde inceledik. Üçüncü olarak da miktara benzeyenler var. Mithgalü zerretin. <ve> mesela buradaki zerretin <miklal ve> miktara benziyor. Yani böyle bir miktar yok ama miktar ifade ediyor. Ayette geçer zaten. Hayran da temizdir. Çok az anlamında yani. Mithgalü zerretin <ve> çok az manasında. Femen ya'mel mithqale zerratin hayran yara. Zerre miskal. Zerre miskal yani çok az anlamında. Miktara benziyor bak dikkat et. Tamam yani temizliğini nasıl etmiş. Bu da bir kapalı isim yani. Sonra nih semenen bir kırba yağ. Burada da kırba kelimesi, nihyun kelimesi aslında su için kullanılıyor yani kırba. Ama yağ ölçe olarak kullanılmış. Miktara benzemiş. Ondan sonra bu da bir ayet aşağıdaki. velebi inabi mitlihi mededa. Onun benzerini çokluk bakımından getirsek. Ciknabi getirsek. Bir misli onun benzerini. E, medet olarak. Çokluk olarak. Buradaki mitlu kelimesi miktara benziyor. Yani zaten medet kelimesi de onun temizi nasip etmiş. Mitil onun benzeri. Normalde Miktar ifade etmiyor ama burada benzemiş yani. Çünkü devamında onu temiz var. Sonra bir de temizin bir kısmı olanlar. Sonuncu olarak da temizin bir kısmı. Hatem'in e, hadiden, demirden yüzük. Bu örnekte yüzük demirin bir türü. Yani temiz burada hadit, Hadidin bir türü. Hadidin bir kısmı. Değil mi? Yani şimdi yüzük e, şey de olabilir mesela. Tahtadan da olabilir değil mi arkadaşlar? Plastikten de olabilir. İşte bu sadece bir kısmı yani temyizin bir kısmı. Temiz hadit burada demir. Evet, e, temiz temyiz yani temyizin bir kısmı. Sonra babun sa e, Hint meşesinden bir kapı. Hint meşesi kapının bir türü. Temyizin bir türü olmuş burada. Evet. Evet. Sonra e, cübbetün e, har İpekten ipekten cübbe. ipek cübbenin bir türüdür. ile ilgili alıştırmalara bakalım. İsmi fem tam ve temizini bulacağız. Ekrem tuzuyu ve misafirleri ikdam ettim. Kuben asiran e, bir bardak meyve suyu. Burada kuben temizdir. Küben e, kuben ismi da onun temiz arkadaşlar. ben asiran. Şerbel meriz hasta içti milakaten akaten. Devaen bir e, kaşık ilaç içti. Burada milakaten müphem tam e, devaen de temizdir. İşte valide babam satın aldı. Kisen bir, bir torba milhan tuz satın aldı. Evet. Kırmızı renkli kelimeler temiz. Şey, kapalı isim. Mavi renkli kelimeler de temiz oluyor. Ve hudari manav sattı sun dukan mevzen bir kusu bir kasa muz sattı. İhtiral mukabil e, müteahhit satın aldı. Müteahhit mukabil gulbeten mismaran bir kutu mismar yani çivi olması lazım. Evet mismar yazdım çivi çıktı bakın. E, mismar çivi demekmiş. Yani vida anlamına da gelebiliyor tabi müteahhit bir, bir kutu, bir kasa çivi satın aldı. Ondan sonra e, Halebetil karabiyyetü litren haliben e, köylü kadın bir litre e, sağdı sütü halibi süt. Garaftu minen nehri hufneten maen Garaftu minen nehri hufneten maen ırmaktan bir avuç su aldım. Burada da hufneten kapalı isim ma temiz nehtar ila tunnin gamhan bir ton gamha ihtiyacımız var yani buğdaya tun gamh harisel müdari çiftçi ekti dünümen haklen bir tar bir dönüm tarlayı talep nadili zucaceten zücacetel maen garsondan bir bir bardak cam bardak su istedim Burada da aşağıdaki cümlelerde bulunan temizleri mansup hale dönüştürünüz diyor. Peki. İşte artu min, min fincane zeytin. Burada fincane mansup olmuş. Zeytinde zeytin de ona muzaf ile olmuş. Burada fincane muzaf, zeytin muzaf ilektir Biz onu ne yapacağız? Tam ee, tam müpeme çevireceğiz. Yani tama çevireceğiz. Şu anda müpem ama tam değil. Fincanın zeytin diyoruz. Temyizi mansup yaptık. Ve e, tam müpem isimi de mansup yaptık. Çünkü mef'ulün bih yani fincanın burada. zeytinde temiz. temyiz. Ehdeytu ila zevceti fi hazel idi mitrey kumaşin. Bu bayramda eşime iki kumaş e, hediye ettim. İki metre kumaş. Mitreyni <laughs> kumaşan dedik. Mitrey muzaf kumaşin muzafin ney? Muzaftıktan kurtardık. Mitreyin oldu. Teslim tüfe idi miladi huzmeten min zehratin. Huzmeten zehraten dedik. Aradan şey kaldırdık. Harfi cerri. Be'ad fellâhul yevme tunne şairin. E, çiftçi bugün bir ton arpa satın aldı. Tunnen şairan. izafetten kurtardık. Zera'al fellâhu hektaran min gamhin. Çiftçi bir hektar gamh yani buğday ekti. Hektaran, gamhan yaptık arkadaşlar. Burada ismi hem tam vardır diyor. Tarık'ın ekalli cümleleri vefaen El fiddatı ekalli kıymeten minel zehebi Amilül mencime ekterül nesi teaben Ettairet e'zamü süraten minel seyyaratı Dayat Dayatü dezine ten kebaben Kitaben fil harigi Evet. dizineten kebaben Kitaben. E şıkkı olacak. Burada tam ipem isim var. Diğerlerinde yok. Nedir o tam ipem isim? Dezine, düzine. Kaybettim. Bir düzine kitap. E, yangında diyor. Dezine de tam ipem isim. Kitabında onu temyicidir. Diğerlerinde yok arkadaşlar. E şıkkı. Burada bu cümleyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Aşara isim hem tamdır. Doğru mu bakalım? Aşara şehrin. Yok değil. İsne aşara olacak. Yanlış. Bundan sonra diyor ki isna yezdir diyor. İsna hayır o da yanlış. İsna aşır isim fe'l tamdır. Doğru arkadaşlar bu şık. Bundan sonra geliyoruz Şehran kelimesi mef'uldir mansuptur. Yok o da yanlış. Değil çünkü Şehran kelimesi innen haberidir mansuptur. Bakalım. Hayır innen haber iddete o da yanlış. Doğrusu nedir? C şıkkıdır arkadaşlar. Burada diyor ki hangisine temiz yer almaz? Temiz yok diyor aşırı suverin, Aşırı sayı temiz suver Temiz orada. Tis un ve tis naciten, temiz burada. Sayının temizi. Leyletul gadir hayru min elfi şehrin. Elf şehrin var burada sayının temizi. Aleyha tis ate aşara burada yok. Yani sayının temizi yok. Selaset alafe minel melekte var burada. isim pem tamlardan hangisi muzaf olduğu için tam olmuştur. Muzaf olduğu için tam olanı bulacağız burada da nasıl olacaktı? Yani kendi e, değil başka bir kelime muzaf olacaktı değil mi? Has, e, yok. İndi mil'ül hakibeti kitaben bu. Değil mi arkadaşlar? Mil'u. Burada bu şık yani doğru. Feccerallahu sahra uyunun yok. Yuddul fellah yuddul fellah 20 hektaran li ziraati. O da değil ham sümiyeti tunni birsinen. Orada da yok. Nerede var? Milül hakibeti var. Çünkü orada milu hakibe kelimesine ne olmuş? Muzaf olmuş. Ne demişti? Muzaf olan için. Yani milu burada muzaf, hakibeye muzaf. Kitap onu onun temizidir. Burada cevven temiz ama cümlenin temizi. Burada cümlenin temizliği. Burada aşirine muzaf değil. Yani Cem-i Müzekkerin'le benzeyen nunla tam olmuş. Burada da muzaf değil. Kendi temizine muzaf olmuş yani. Tam, tam değil zaten. Bu soruda da cümlesinin doğru çevirisini soruyor bize. Temekkenetü min şirai kilogramin mevzen. Ee, li evladi Bu ay diyor ki bu ay çocuklarım için bir kilogram e, muz satın alabildim. Aşkı doğru. Birkaç demiş yanlış. Bu ay içinde aldım diyor. Alabildim demesi lazım. Bu ay boyunca yanlış. Bu ay çocuklarım alabiliyorum demiyor. Hayır yanlış. Doğru cevap A'dır. Burada da İsmi pem tam ve temizi başka şekilde nasıl yazılabilir diyor. Hmm. Başka nasıl yazabilir? Yani <laughs> ben at tercihü milhan ne olur? Tunne milhin olur değil mi? Yani eşk. <laughs> eşk doğru cevap. Burada da isim pem Tam'lardan hangisine temin takdiren bulunur diyor. Temin nerede bulunur takdiren? Ya 11-19 arası ya da şeylerde değil mi? Efendim gayrı Endi indi baqatu zehra mesaki doğru cevap B burada Diğerlerinde yok B şıkkında tem gayrı musarf mesaki hangisinde ismi fem tam Cem Salim buna benzer mülne tamamdır? çok kolay bir soru hemen ne yapacağız tis uyne burada burada hemen tis bunu bulduk mu tamamdır arkadaşlar cümlesindeki ismi fem nasıl olmuştur diyor nasıl olmuştur? Hani ha, nasıl tam olmuştu pardon. Bakalım arkadaşlar. E, kendiliğinde kendiliğinden değil mi arkadaşlar? Kendinden değişik. <laughs> tamam. E, hangisinde ismi peynir tam tesniye nuriyet ismi tam tesniye nuriyet tam olmuştur? Kolay bir soru. He, bulalım isterseniz. Valla hatırlıyorum. Yok orada burada. Heh. Kulbeteyni milhan. Değil mi? Eşik. Evet arkadaşlar. Konuyu bitirdim. Ee, konu önemli gerçekten. Yani Kur'an'da geçer. Arapça okuma kitaplarda falan filan her yerde geçer. Yani bunu bilmek için sizin için çok faydalı bir şey gerçekten. Alıştırmalarda yaptım. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, hepinizin bu videodan en güzel bir şekilde faydalanmasını temenni eder ve iyi günler dilerim.